Merhaba çocuklar. Birinci sınıf İngilizce dersimize başlıyoruz. Bugünkü konumuz ünite 6 oyuncaklar. Üçüncü dersimiz dinleyerek oyuncakları ayırt etmek ve şarkı söylemek. Kitabımızın ismi English Adventure Starter A. Hello children. Welcome to first grade's English lesson. Today our topic is Unit 6, Toys. Lesson 3, Listening and Identifying the Toys. And singing a song. It would be great. Çok eğlenceli olacak çocuklar. Başlıyoruz. Kitaplarınızı sayfa 40 ve 41'e açın. Ekrandaki büyük resme bakın. Hadi ilk önce ekranda gördüğümüz çizgi film karakterlerinin isimlerini hatırlayalım. Yeşil kıyafetli olan çizgi filmlerden de hatırladığınız gibi Peter Pan. Yes, Peter Pan. Onun arkasında uçan çocuğun ismi ise Michael. Kızın ismi Wendy. Ve koltuğun üstündeki bebeğin ismi de John. Hadi önce resimde gördüğümüz oyuncakları bir göz atalım. Öncelikle şunu belirteyim. Benim kitabımdaki resimler silinik. Yani renksiz gözüküyor. Sizin kitabınızda bunlar gayet normal renkli haliyle gözükecek. Bakalım şurada bir araba görüyoruz. Neydi arabanın İngilizcesi hatırlayın çocuklar? Car. Car. This is a car. Şimdi Michael'ın elindeki oyuncağa bakalım. Boat. Boat. This is a boat. Hadi Wendy'ye bakalım şimdi. Elinde ne var Wendy'nin? Bir uçurtma. Kite. Kite. This is a kite. Minik John neyle oynuyor peki? Oyuncak ayı. Teddy bear. Teddy bear. This is a teddy bear. Şimdi resmimizdeki diğer oyuncakları da bulalım. Şu yerdeki oyuncağa bir bakalım. Bir oyuncak bebek. Doll. Doll. This is a doll. Biraz daha bu tarafa doğru gelelim. Evet, şurada bir oyuncak daha var. Bir tren. Train. Train. This is a train. Şuradaki oyuncağa da bakalım. Çocukların en sevdiği bir top. Ball. Ball. This is a ball. Çocuklar, sayfa 40 en üstte şuradaki ödeve bakın. Bir şey söyleyeceğim. Sizin kitaplarınızda ödeviniz
Aynı şekilde fakat altında kutucuklar olmayabilir. O zaman tick, tick or cross, yani doğru veya yanlış işaretlerini resminizin yanına yapabilirsiniz. Devam edelim. Burada bir konuşma dinleyeceksiniz. Özür dilerim. Konuşmada Wendy'ye bu oyuncaklardan hangisine sahip olduğu sorulacak. O da bize cevap verecek. Örnek olarak şöyle bir soru olacak. Have you got a boat? Senin bir teknen var mı diye sordum. Bakın bu yapılmış zaten örnek olarak. Wendy'nin cevabı şöyle. Yes. It's brown. Evet. Kahverengi renkte. Bu şekilde soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Eğer cevabımız yes ile başlıyorsa o zaman boş kutucuklarda tick yani doğru işareti yapıyorsunuz. Evet işareti. Eğer cevabımız no ile başlıyorsa o zaman boş kutucuklarda veya sizin kitabınızda kutucuk yoksa resminizin hemen yanında cross yani hayır işareti, çarpı işareti yapıyorsunuz. Hadi o zaman başlayalım. Birincisinde bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten örnek olarak yapılmış ama biz birinci resimden başlıyoruz. Have you got a boat, Wendy? Yes. It's brown. Have you got a doll, Wendy? Yes. It's blue. Have you got a kite, Wendy? Yes. It's blue and pink. Have you got a train, Wendy? No, I haven't got a train. Ödevimiz bu şekilde çocuklar. Eğer beğendiyseniz tekrar tekrar oynatıp yanınızdaki herhangi birisiyle çözebilirsiniz. Şimdi büyük resminize tekrar bakalım. Resimdeki çocuklar ne yapıyorlar sizce? Wendy, Michael ve Peter Pan ne yapıyor? What are Peter Pan, Michael and Wendy doing? What are they doing? Yes, they are flying. They are flying. Onlar uçuyorlar. Şimdi uçmakla ilgili bir şarkı dinleyeceğiz. Çok eğlenceli. Now let's listen to the flying song. Unit 6. Song. A big brown boat, come fly with me.
Çok güzeldi, değil mi çocuklar? The song was great. Çocuklar, şarkıyı beğendiyseniz tekrar tekrar oynatıp ezberlemeye çalışın lütfen. Şimdi hep beraber şuradaki 6. ödeve bakalım çocuklar. Burada ne görüyoruz? Bazı gölgeler görüyoruz, değil mi? 1 numaralı gölgeye bakalım. Sizce bu hangi oyuncağın gölgesi? There is a shadow. The shadow is whose? Evet, birinci gölgemiz tabii ki bir tren. Train. Train. Hemen ikinci gölgeye bakalım. Neye benziyor? Belki de John'un elindeki oyuncak ayıya benziyor. Evet. Teddy bear. Teddy bear. 3 numaralı gölgeye bakalım. Şu köşede ona benzer bir oyuncak var. Evet. Bu arabanın gölgesi olabilir. Car. Car. Ve dördüncü gölgeye bakalım. Neye benziyor sizce? Evet, şurada yatan oyuncak bebeğe benziyor. Bir oyuncak bebek gölgesi. Doll. Doll. Çocuklar, sizden istediğim videoyu tekrar tekrar oynatın, oyuncak isimlerini tekrarlayın ve burada çalınan şarkıyı ezberlemeye çalışın. Okay children, I want you to replay the video, revise the toy vocabulary and learn the song as much as you can. It's all for this lesson. Goodbye. Güle güle çocuklar. Bu dersimiz bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere.